yağ satarım, süt satarım, ustam ölmüş ben satarım. Evet arkadaşlar, şöyle meniyeklerimizden sütlerimizi alalım. Tamamdır, bir sürü sütümüz oldu. Ben 5 tane süt istiyorum. Tamam köylü kardeş, bekle. 5 tane sütünü hemen veriyorum sana. 1, 2, 3, 4, 5. Burcum ne kadar? 5 altın versen yeter köylü kardeş. Tamam, al bakalım. Teşekkürler köylü kardeşim, iyi günler de iç sütünü. Hadi bakalım, kolay gelsin. Oh, ilk günün siftahını yaptık arkadaşlar. Bakın 5 altın kazandık. Neyse gideyim de birazcık daha süt sağayım arkadaşlar. Bu kadar süt yetmez bana. Ne oluyor be? Bu ineklere ne olmuş böyle? Şuna bakın arkadaşlar, inekler bana dönüşmüş. Ana, şu ineğe bakın, aynı bana benziyor. Ne mözü, ne mözü? Ben bir inek feritedim. Ne inek feritedi? Sen ben değilsin bir kere. Olamaz, ne oluyor arkadaşlar? Kafam karışmaya başladı. Bu inekler niye bana dönüştü? Sütçü, sütçü, bana 2 tane süt ver. Ha? O benim sesim miydi? Kendi sesimi duydum. Ha? Köylü kardeş, sen bana benziyorsun. Yo, asıl sen bana benziyorsun. Yo, sen bana benziyorsun asıl. Ben gerçek veri dedim. Hayır, ben gerçek veri dedim. Arkadaşlar, rüyamı görüyorum. Niye herkes bana dönüştü? Ne oluyor? Bana süt vermeyecek misin 2 tane? Al, al, bütün sütler senin olsun kardeşim. Yalvarıyorum, git buradan. Örümcek kız, örümcek çocuk, orada mısınız? Bana yardım etmeniz lazım. Aşkım! Aa! Örümcek kız, ne oldu sana? Sesine ne oldu? Bir şey olmadı. Babacım! Aa! Örümcek çocuk, senin sesine ne oldu oğlum? İyi misin? Hastalandınız mı? Ya baba, hastalanmadım. Ben sen oldun. Sen ben mi oldun? Olamaz. Ben gidiyorum. Hoşçakalın, bay bay. Abi kafayı yemek üzereyim. Minecraft dünyamızın ayarları bozuldu. Bütün herkes bana dönüştü. Ne oluyor? Tarık'tan yardım isteyeceğim. Tarık, lütfen kapıyı aç. Ben geldim, kapıyı aç. Kim o? Tarık, benim. Feritet, ben geldim. Hoş geldin Feritet. Hoş bulduk. Aa, Tarık, ne oldu sana böyle? Ne olmuş ki? Bana dönüşmüşsün. Nasılım, yakışıklı mıyım? Evet Tarık, çok yakışıklısın. Olamaz arkadaşlar, büyük ihtimalle ben şu an uyuyorum ve şu an gördüklerim bir rüya olmalı. Tarık, beni dövsene kardeşim. Ne? Diyorum ki beni döv. Tokat at bana. Bunu yapamam. Yaparsın Tarık, uyanmam lazım. Şu an rüya görüyorum. İyi peki, bunu sen istedin. Al bakalım. Oh, dur Tarık. Ne oldu, kendine geldin mi? Olamaz arkadaşlar, bu bir rüya değil büyük ihtimalle, çünkü uyanamıyorum. Şu an rüyada falan değiliz Feritet, kendine gel. Evet farkındayım Tarık, farkındayım. Sesin de çok değişmiş, bu ne böyle, adın niye senin Tarık Ed? Benim yeni adım Tarık Ed. Çok komik. Aa, ne oluyor be, silah sesi geldi. Çekilin önümden, çekilin 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 çekilin. Aman Allah'ım, bu suçlu bana da çok benziyor. İşte orada, işte orada, çabuk illi lobeye kaldır. Evet, illi lobeye kaldır. Ne oluyor memur bey, ben bir şey yapmadım. Bizden kaçabileceğini zannettin ama kaçamazsın. Evet, kaçamazsın. Ama memur bey. Elini havaya kaldır ve çabuk bana doğru yürü. Tamam, yürüyorum memur bey, yürüdüm. Şimdi bizim eden. Nereye geliyorum anlamadım. Eğer 1 milyon doları nereye sakladığını söylemezsen buradan çıkamazsın. Abi ben 1 milyon dolar öyle şeyler, ben ne yapayım, benim işim olmaz abi, ben normal bir vatandaşım. Beni kandırmaya çalışma. Of arkadaşlar, of. Yanlış kişiyi hapse aldınız, asıl suçlu kaçtı. Sen onu külahıma anlat. Niye inanmıyorsunuz bana, niye inanmıyorsunuz? Ben bir şey soymadım, 1 milyon dolar falan bilmem ben öyle şeyler. Sana yerini söylemen için süre. Ya bankadan çaldığın paranın yerini bize söylersin ya da buradan ömür boyu çıkamazsın. Peki memur bey, peki. Allah Allah, benim bankayı soyduğumu düşünüyorlar. Ben banka falan soymadım arkadaşlar. Siz kendiniz gördünüz, beni suçluyorlar. Hey Feritet. Feritet, ben geldim, buraya bak. Tarık, ne oldu, eski haline geri dönmüşsün. Bak Feritet, bunu sana kime yaptığını buldum. Kim yapıyormuş Tarık, söyle bakalım. Ama ilk önce buradan çıkmamız lazım, çabuk gel. Geldim Tarık, geldim. Bunları kimin yaptığını öğrenmek istiyor musun? İstiyorum tabii ki de Tarık, kim yapıyor bunları? Havaya bak. Havaya bakayım. Baktım. Güneş var havada. Güneş mi yapıyor bana bunları? Hayır, sağına bak, sağına. Havaya baktım, sağa baktım.
Oh, orada bir şey var. Ana, bu ne Tarık böyle? Bu bir uzay gemisi. Bu uzay gemisindeki kötü şahıslar oyunun ayarlarını değiştirip herkesi sana dönüştürmüş. Tarık, peki sen nasıl kendi eski haline dönmeyi başardın? Sen de mi uzaylısın yoksa? Bir şeyler mi yaptın? Bu oluşturduğum özel iksir sayesinde. Vay be Tarık, boş işler müdürüsün ama her şeyin bir çözümünü buluyorsun valla. Pratik adamsın. Evet, çok pratik. Neyse arkadaşlar, şimdi bu uzay gemisinin içine gireceğim ve bu gizemi çözeceğim. Dur, ama benim silahlarım yok. Silahlarım nerede? Merak etme, ben onları da ayarladım. Adamsın Tarık, sen bir tanesin var ya, adamsın kardeşim. Oh, silahlarımız da hazır. Şimdi arkadaşlar operasyona başlayabiliriz. Şapşal uzaylılar zaten çıkmam için merdiven koymuş buraya arkadaşlar. Bakın merdiven var. Hey Ferit. Efendim Mermer abi. Saç sakal ister misin? Abi benim saçım ve sakalım yok ki. He doğru, tamam. Hay Allah'ım ya. Benim saçım ve sakalım var mı arkadaşlar? Berber bana saç sakal yapayım diyor sana. Saçım sakalım olsa da yaptırsam. Git Tarık'a yap sen Berber abi. Onun saçı var. Evet, uzaylıların şu anda arkadaşlar gemisine çıktık. Abo, şuna bakın arkadaşlar. Suyun içinden geçiyorum. Ne oluyor? Aa, orada bir uzaylı var. Selamünaleyküm uzaylı kardeş. Aleykümselam. Sen de kimsin? Ben tesisatçıyım abi. Sanırım uzay gemisinin boruları patlamış da onları tamir etmeye geldim. İyi tamam, geç hadi, geç. Eyvallah abi, sağ olasın, teşekkür ederim. Etraf uzaylı kaynıyor arkadaşlar. Buradan ben dışarı çıkarsam benim valla tesisatçı olmadığım falan anlarlarsa valla arkadaşlar belli lime lime ederler. O yüzden benim bir fikrim var. Bana bak uzaylı kardeş. Al bakalım. Evet, benim adım Uzaylı Ferit. Nasıl uzaylı gibi konuşabilirim? Böyle mi konuşacağım? Merhaba, ben Ferit. Uzaylı Ferit. Adamımdır arkadaşlar, uzaylı gibi konuşmayı da çözdük. Bir de şu silahı çözeceğim. Silaha bak abi, efsane. Neyse arkadaşlar, şimdi operasyon vakti. Siz kimsiniz de benim köyümü ele geçirmeye çalışıyorsunuz? Aha, orada ben varım. Ne yazıyor tabelada? Herkesi Ferit'e dönüştür, aç, kapat. Demek ki bütün bunları siz yaptınız. Sizin yüzünüzden köydeki herkes bana dönüştü. Şşt. Buraya bak. Şşt, buraya bak. Bana bak diyorum sana uzaylı. Ne oldu? Bunu kapatın bakayım siz. Niye bunu açık tutuyorsunuz ya? Bu elektrik harcıyor ya. Tasarruflu olun birazcık ya. Birazcık şey olun yani. Ne yaptın sen? Onu kapatamazsın. Patron kızar. Bak açıyor bak. Bak açma diyorum sana. Kardeşim patronla görüştüm. Elektrik tasarrufu yapıyoruz. Bak uzay gemisinin elektriği bitiyor. Sonra gezegene dönemeyeceğiz. Bunu yapmadan önce patronla konuşmamız lazım. Tamam, nerede bu patron? Konuşalım. Nerede bu patron? Söyle bakalım. Üst katta. Üst katta. Tamam, ben konuşacağım. Patrondan sana yazılı noter onaylı yeminlik kağıt getireceğim. Sen bekle. Sen bekle burada. Patronun işini bitirmeliyim arkadaşlar. Patron üst kattaymış. Bakın uzaylılar burada bir şeyler uğraşıyor. Gördünüz mü? Bak burada şeker kamışı tarlası falan yapmışlar. Ya bu uzaylılar da ne kadar garip ya. Patronu mu? Patronu herhalde. Ne arıyorsun burada? Çabuk söyle. Patron meşgul. Meşgul mü? Patrona söylemem gereken bir çift laf var da müsait mi acaba? Bana patronun meşgul olduğunu söyledim. Evet, patron meşgul. Ne meşgulü canım, dağlara bakıyor patron ya. Meşgul olsaydı işi olurdu. İşi yok ki patronun, bak görüyorum şu an patronu. Fazla uzatma ve işine dön, yoksa seni lime lime ederim. Bak sen şuna, bir de tehdit ediyor. Söyle bakalım, ne oldu işçi? Patron sen misiniz? Siz misiniz? Evet benim, tanıyamadım be. Patron bey, şey diyecektim size. Bu herkesi Ferit'e dönüştürme makinesi çok gereksiz bir makine. Sizce çok gereksiz bir makine değil mi? Neden gereksiz olsun? O makine sayesinde bu köyü ele geçireceğiz. Bilmiyor musun? Köyü ele mi geçireceksiniz? Senin adın ne bakalım, söyle. Bana mı sordunuz? Evet, sana sordum. Benim adım... Dur bir isim sallayayım. Ahmet. Ahmet mi? Bu uzay gemisinde Ahmet diye birisi yok. Ahmet diye birisi yok mu? O zaman dur bakayım. Benim ismim Mehmet. Öyle birisi de yok. Nasıl olmaz ya? Bir karıştırmış olmalısınız. Efendim X390 kayıp. Efendim X390 kayıp. Ne? X390 kayıp mı? Ne? X390 kayıp? Kayıp mı olmuş? Eyvah, geçmiş olsun. Yakalayın şunu. Kimi? Beni mi? Durun abicim. Durun abi, Allah. Kaç abi kaç. Peşimdeler. Uzay gemisinde yabancı biri var. Uzay gemisinde yabancı biri var. Yakalayın. Durun abicim, öyle bir anons yapmasaydınız keşke. Durun abi, siz bari girmeyin işin içine. Siz girmeyin bari. Abi sen de beni kovalıyorsun. Allah'ım, bütün uzay gemisi beni kovalıyor. İşinizi bitireceğim. Alın bakalım. Al sana. İşte bu. Ferit dahi söylemez. Uzay içmez. Al sana. İşte bu.
sen de al. Tamamdır arkadaşlar. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Hayırdır, kimmişsin sen koyun? Sen bir koyunsun. Hiçbir özelliğin yok. Öyle mi? Öyle öyle. İşini bitiririm bak seninle. Çabuk bu uzay gemini al, mürettebatını al ve bizim köyümüzü terk et. Bu köyü ele geçiremeyeceksin. Bu köyü ele geçireceğim. İyi, ben de senin işini bitireceğim. Al bakalım o zaman. Dur ya, ölmüyor. Benim adım kurşun geçirmez koyun. Kurşun geçirmez koyun mu? O nasıl bir koyun tipiymiş ya? Harbi kurşun geçirmiyor. Ölsene be. Arkadaşlar bu ne, ölmüyor. Gel buraya. Yok abi, ben gelmek istemiyorum. Ben gelmek istemiyorum. Kaçın arkadaşlar. Şuradan hemen bir su alacağım. Su alacağım. Tamamdır, aldım arkadaşlar. Sonum geldi. Sonum gelmedi. Arkadaşlar hemen şu yünü kıralım. Yünü kıralım. Aşağı atlıyorum. Celal'e bu. Kurtuldum. Valla kurtuldum. Ne oldu? Hadi atlasana sıkıysa. Hadi yiyorsa atla. Burası benim bölgem. Hadi atlasana. Feridet uzak dur. Şimdi atom bombası atacağım. Atom bombası mı? Delirdin mi? Delirmedim. O uzay gemisini havada yok edeceğim. Al bakalım. Tarık, ne yaptın sen? Bu silah benim özel atom bombası silahım. Oğlum o ne kadar güçlü bir silah öyle. Köyü yok eder o. Tabii oğlum, baksana silip süpürdüm uzay gemisini. Adama atom parçalarını ayırdım. Helal olsun sana. Şu uzaylı kostümünü de çıkartayım. Her neyse arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelelim. Sonunda arkadaşlar köylüdeki herkesin düzelmesi lazım. Bir bakalım şöyle. Bakın arkadaşlar, Berber abi düzelmiş. Görmüş olduğunuz gibi. Evet, bir tanesi sağa sola giden video var. Tıkla tıkla tıkla. Sağa sola giden çıkan video tıklamayın arkadaşlar. Bugün arkadaşlar herkes bana dönüştü. Ama Tarık sayesinde olayı çözdük, Ferit Talisi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.